Mercek Altın'dan merhaba. Bugün Mercek Altın'da merceğimizi Rojava'ya uzatıyoruz, Suriye'ye uzatıyoruz. Orada yeni gelişmeler var. Her gün bir saldırı haberi, bir çatışma haberi geliyor. Suriye'yi ve Rojava'yı konuşacağız. Konuğumuzla birlikte gazeteci ve yorumcu Mutlu Çiviroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bugünden başlayalım isterseniz. Sabah bir patlama haberi Kamışlo'dan geldi. Halk Meclisi üyesi Abdullah Hacı Hertemini aracının altına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti ne yazık ki. Tabii Rojava'da yani saldırılar, çatışmalar her gün oluyor ama böyle bir bomba ile yapılan bir suikast. Evet. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Buradan başlayalım. Daha sonra elbette Rojava'yı konuşacağız, Suriye'yi konuşacağız, Türkiye, Irak bu ilişkileri de konuşacağız. Evet. Tabii yani yaşamı yitiren kişi Halk Meclisi üyesi. Belli ki hedef seçili, bilinçli olarak hedef seçilmiş bir insan. Aracın altına koyularak yani bu da tamamen yani cana kastıyla yapıldığı görülüyor. Son zamanlarda özellikle Kamışlo'da ve Haseke'de bu tür eylemler sürüyor yani. Bunu tabii henüz net değil kimin yaptığı. Rejimin yapma olasılığı var. IŞİD, Irak Şam İslam Devleti'nin yapma olasılığı var. Ama benim kişisel görüşüm bunun daha çok rejimin olabileceği noktasında. Bundan bir ay önce kadar önce de gene Dr. Abdülkerim Ömer diye bir çok bilinen Rojava kantonlarında üst düzey yetkili bir görevlinin arabasına da bu şekilde aynı bir saldırı düzenlenmiş ama kendisi sağ kurtulmuş. Başka bir vatandaş, oradan geçen bir vatandaş yaşamını yitirmişti. Yani bu tür etkinlikler, bu tür saldırılar sürüyor. Bunu biraz şey olarak algılamak lazım. Yani buradayız, Kürtlere bakın fazla ileri gitmeyin, biz buradayız. Yani Esad rejiminden bir mesaj mı diyorsunuz? Yani biraz bana öyle geliyor. Tabii bu konuda kesin bilgi yok indi ama olayların yapılış şekli, kullanılan maddelerin sofistike oluşuna bakıldığında bu biraz yani Esad'ın yapıyor olabileceği ihtimal bana yani çok güçlü geliyor. Niye kendini hatırlatma ihtiyacı duysun rejim Rojava'da? Çünkü rejim yani rejim Kürtlerden çok rahatsız. Rejim hiçbir zaman Kürtlerle iyi ilişkiler içinde olmadı. Ve Kürtler yani Kürtler rejimi... Ya tam yani böleceğim sözünüzü ama Türkiye'de de özellikle yaygın medyada yani tam tersi bir algı var biliyorsunuz. Yani Suriye rejimiyle, Esad rejimiyle Rojava'da Kürtlerin yakın bir ilişki içerisinde olduğu. Tabii buna Salih Müslim, PYD eş başkanı Salih Müslim defalarca yanıt vermişti ama tabloda böyle. Fakat hala bu kırılabilmiş değil. Siz de tam tersi bir yani şey söylüyorsunuz. Yani ben bölgeyi yakından tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Yani ben onu pek gerçekçi bulmuyorum o tür söylemleri. Yani dediğim gibi Kürtlerin Esad rejiminden onlarca yıldan beri en büyük mağduru Kürtler. Yani yüzlerce siyasetçisi, aktivisti cezaevlerinde atıldı, işkencelere maruz bırakıldı. Böyle bir hal böyleyken yani bu tür şeyleri öne sürmek biraz gerçekçi değil. Tekrar konumuza dönüş olursak yani son dönemlerde Esad kendisini güçlü hissediyor. Özellikle Halep'te bir takım başarıları var. Muhaliflere karşı aldı. Evet. Humus devrimin merkezi denilen Humus şehrinde çıkartıldı bütün muhalifle. Yani Esad kendisini bayağı psikolojikman iyi görüyor. Bir de bildiğiniz gibi seçimler de yapıldı birkaç gün önce. Orada da %83 civarında bir oyla yeniden seçildi, deklare edildi. Yani güçlü görüyor kendisini. O dönemde Kürtlere şu mesajı vermeye çalışıyor. Ben halen buradayım. Yani siz yapıyorsunuz bunları ama ben unutmadım. Biraz öyle okuyorum ben. Öyle algılaması gerektiğini inanıyorum. Yani bir işbirliği falan içinde değil. Yani kesinlikle rejimin Kürtlerin mağdur olduğunu inandığına, Kürtlerin haklarını alması gerektiği konusunda öyle bir seviyeye ulaştığına kanaatine değilim ben. Peki tabii Rojava'yı, kantonların durumunu biraz daha detaylı konuşuruz ama hani siz Beşar Esad'dan son seçimlere ilişkin bilgiyi de paylaşarak bahsettiniz. Yani bu mesajla birlikte hani kendini güçlü hissediyor dediniz psikolojik olarak. Bu şöyle yorumlanabilir mi? Yani hem muhaliflere hem de belki Rojava'da Kürtlere dönük saldırıları artabilir mi rejimin ya da daha sistematik planlı hale gelir mi? Ne diyorsunuz? Evet, muhtemel. Muhtemel yani
Şöyle, uluslararası konjonktür de Esad'ın böyle düşünmesine yardımcı oluyor. Çünkü dünyada da öyle gelinen noktada Esad'ın bence en büyük diplomatik başarısı kendisini en iyi alternatif olarak sunmaya becerebilmesi. Yani birçok insan bu cihatçıları gördükten sonra kelle koparan, insanları diri diri yakan, kafasıyla top oynayan insanları gördükten sonra Esad en iyisiymiş demeye başladı. Yani zaten Esad'ın baştan beri yaratmaya çalıştığı imaj buydu. Hı. O nedenle biraz sadece içten Kürtler ya da muhalifler değil, dışarıdan da konjonktürün de desteğiyle kendisini böyle güçlü hissediyor. Tabii güçlendikçe de bu tür saldırılar yapması, halka yani kendisine karşı kendisi gibi düşünmeyenleri cezalandırması muhtemel. Yani Kürtler boykot ettiler seçimleri bildiğiniz gibi. Gitmediler. Büyük bir yani Derik'ten tutalım Afrin'e kadar büyük bir ya protesto oldu. Ve hatta yerleştirmek istenen sandıkları da sanıyorum kaldırdılar öyle, değil mi? Öyle de oldu. Bir de gitmemek bir yana sokaklara çıktılar yani bu işte bu komedinin parçası olmayacağız diye. Şimdi bunun bunun karşısında ileriki günlerde bu tür şeyler olabilir yani. Çünkü rejimin karakteri böyle. İnsanları yani cezalandırmaktan kaçınmayan bir yapısı var. O nedenle yani muhtemeldir ileriki dönemlerde. Peki yani şimdi Suriye'den gelen haberlere baktığımızda aslında çatışmaların daha çok Rojava ve çevresinde kilitlendiğini görüyoruz. Önce bir genel değerlendirelim Suriye'yi, sonra Rojava'ya doğru geliriz. Yani çatışmalar ne durumda muhalif güçlerle rejim arasında? Gerçekten hani buradan takip edebildiğimiz kadarıyla olduğu gibi yani Rojava etrafında mı çatışmalar devam etmekte sadece Suriye'de? Şimdi Halep'te çatışmalar sürüyor yer yer. Halep'te muhaliflerle rejim, YPG ile rejim arasında sürüyor. Azaz çevresinde yakın dönemde çatışmalar vardı. Burada daha çok işte Kürt cephesi, YPG ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler ve IŞİD, Irak, Şam İslam Devleti. O bölgeden çıkarıldı IŞİD. Rakka'da çatışmalar vardı, Rakka bölgesinde. Yani burada daha çok bu bölgelerde oluyor ama genelde devam eden, süre gelen YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar. Kobani çevresinde son dönemde, özellikle Kobani ve çevresinde ve birkaç haftadır da Serikaniye, Kobani'nin doğusuna düşen Serikaniye bölgesinde çatışmalar sürüyor. Yani genel anlamda böyle söylenebilir. Peki yani IŞİD'in yani IŞİD ve işte YPG arasında çatışmalar var dediniz. Daha önce rejimle de karşı karşıya gelmişti IŞİD. Şöyle söylentiler var. IŞİD'in aylardır rejim güçlerine saldırmadığı, tersi rejimin IŞİD mevzilerini vurmadığı söyleniyor. Bu bilgi ne kadar doğru? Şimdi sorular ve bu bilgi artık yani uluslararası kamuoyunun hem fikir olduğu bir noktaya ulaştı. Önceden biraz iddia geliyordu bu. Biraz uçuk bir iddia gibi geliyordu ama gelinen noktada bence yani belki hatırlarsınız bundan iki hafta önce Times da yazdı. Yani uluslararası basın da yazıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması vardı. IŞİD rejimle işbirliği yapıyor diye. Yani IŞİD'in çok şimdiye kadar yani rejim IŞİD'in olduğu yerlere hava saldırısı yapmadığı söyleniyor. Muhalefet bunu söylüyor. Hiçbir zaman yani IŞİD yuvarsa orada rahatlıyor diyor insanlar, sivil insanlar. Çünkü hava saldırısı olmuyor. İşte ben de geçmiş bir iki hafta önce YPG medya sorumlusu Polat Can'la görüşmüştüm. Bize Kobani'ye saldırmaya gelen ekipler yani rejimin çok çok yakınından geçiyor. Bunlar nasıl oluyor diye kendisi sormuştu. Yani yani ne demek istiyorsunuz bunu açık sorayım diye söylediğimde yani kesinlikle göz yumuyor. Çünkü rejimin çok çıkarı var IŞİD'den. O yüzden yani dedim ya demin işte kendisine en iyi alternatif benim diye sunarken yani rejimin işte IŞİD'i öne çıkarıp hem diğer muhalefeti bastırmak, yok etmek hem de bu IŞİD'in ona imkan sağlamak. Yani daha sonra da kendisini şöyle bir tablomu oluşturmak istiyor. Bakın ben yani bu rejime son verirseniz silahlı ya da başka biçimlerde benim yerime gelecek olan güçler arasında böyle gruplar var. Buyurun seçim sizin gibi bir algı bunu hem Suriye'ye hem tüm dünyaya iletiyor diyorsunuz. Bu açıdan kullanıyor. Katliyen öyle. Yani öyle. Yani bunu yaparken hem kendi yerini sağlamlaştırıyor. Dediğim gibi dünya da zaten bu noktaya gelmiş durumda. 3 yıl sonra yani Esad gene kötünün en iyisi Esad'mış. Yüksek sesle söylenmeye başlandı bu. Ayrıca yani kendisine karşı olan muhalefeti de IŞİD eliyle zayıflatmak, yok etmek, geri geldiğinde yok etmek. Yani birçok örgüt, birçok IŞİD'de kaymış durumda şu anda. Birçok savaşçı, daha önce değişik gruplarda yer alan birçok savaşçı şu anda IŞİD bünyesinde savaşıyor. Yani hem diğerlerini yok ediyor, hem IŞİD
kendisinin o alternatifliğini kuvvetlendiriyor. Hem mesela Kürtler konusunda da, yani Kürtlerin başını, YPG'nin başını aratan bir yapı konumda IŞİD. Çünkü Taderik'ten tutalım, Kamışlı, Serikaniye birçok bölgede yani Kürtlerin asıl savaştığı güç son bir yılda IŞİD oldu. Hı hı. O nedenle yani IŞİD'le bir taşla iki üç kuş vurma durumu var rejim açısından. Peki yani rejim bir şekilde doğrudan desteklemiyorsa bile göz yumuyor dediniz IŞİD'in. Yani ben evet daha çok göz yumuyor. Yani doğrudan bir desteği yok diyorsunuz siz. Yani doğrudan desteği olduğunu söyleyenler çok. Hı hı. Şimdi doğrudan desteği şu. Silah falan söyledi de söyleniyor. Ama bunlar tabii daha bunlar ispatlanması gereken daha büyük iddialar. Ama göz yumduğu, en azından rejimin göz yumduğu birçok çevre artık söylüyor. Yani işbirliği içinde olduğu söyleniyor yani. Peki yani diğer muhalif güçlerden IŞİD'e katılımların da olduğunu söylediniz. Daha önce o muhalif güçlerde savaşan insanların da IŞİD'le birlikte şimdi savaştığını söylediniz. Peki IŞİD'in bu tırnak içinde kullanayım, cazibesi nereden geliyor? Niye insanlar diğer savaştıkları birlikte hani yine kendilerine göre mücadele ettikleri gruplar, mevzilerden çıkıp IŞİD mevzilerine katılıyorlar? Şimdi IŞİD'in farkı şu, savaşan birçok grup bu iş bu kadar uzun sürmeyecek gibi algılıyorlardı. Yani örneğin Özgür Suriye Ordusu, daha önce böyle büyük bir süslü püslü sözlerle ortaya atılan, bundan savaşların birçoğu oradaki insanlar, aile sahibi, çoluk çocuk sahibi insanlar. Bu insanların algılayışı 6 ayda, 1 yılda bu iş biter. Hı hı. Ama savaş 3 yıl doldu ve halen Suriye'nin geleceği belirsiz. Ama işe de bakıldığında insanlar ölmeye geliyor. Birçok savaşı dünyanın birçok yerlerinden, Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Mısır'dan, Afganistan'dan, hı, Pakistan'dan insanlar yani elinde kaşığı, peygamberle yemek yiyeceğim, hurması. Hı hı. Yani bu şekilde ölüm için geliyor. Hı. Fark burada. Bir sürü insan da yani şöyle cezbediliyor. Bakın sizin savaştığınız gruplar işte hiçbir amacı yok. Ortada gelin bize. Biz yani cennet, işte biz cihat. Evet, yani vaatleri bu, var. Evet. Bu böyle algılanabilir. Yani işte rejimin, örneğin rejimin için savaşanlar, askerler, düzenli ordu. Belli bir amacı var rejimi tutmak. İşte Kürtler, YPG, size gönüllü katılım, o topraklarımızı koruyoruz. Ama birçok, arada kalan birçok grup öyle değil. Birçok grup yani çoğu artık ne için savaştığını bilmiyor. IŞİD'in o grupların farkı burada. Cezbedişen farkı burada. Yani işte Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu, IŞİD ve YPG bunlar birazcık daha ne istediklerini bilen yapılar. Ama arada birçok grup var. Yani Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ya da değişik grupların isteğine bazen hareket edebilen. İşte dediğim gibi birçoğu da artık bu kadar uzadığını görmeyen, karamsarlığa kapılan, artık bitsin de çekileyim diyen yapıda. Birçok insanda oturmuş vaziyette mesela. Evet. Birçok eski savaşçı da biraz da böyle bakmak lazım kanımca. Evet, siz Polatcan'la yaptığınız o mülakattan bahsettiniz. Polatcan yine orada Türkiye Devleti'nin de bu grupların saldırılarına seyirci kaldığını söylüyor. Yani şöyle diyebilir miyiz? Türkiye ve Suriye son dönemin hani birbirine düşman devletleri. Ama söz konusu işte Kürtler olunca, Rojava'daki kantonlar olunca zımni bir sanki anlaşma gibi ikisinin de ortak desteklediği gruplar var ve bunlar kantonlara, Kürtlere, YPG'ye saldırıyorlar. Yani Kürtlerin ağırlıklı düşüncesi o. Türkiye'nin halen bu IŞİD gibi yapılara göz yumduğu, belki Nusra'ya verdiği kadar destek vermediği, hı hı, ama gene de göz yumduğu, bu insanların gene büyük savaşçı takviyesinin Türkiye üzerinden geldiği, yine silah yardımının Türkiye üzerinden geldiği, bu konuda Türkiye'nin istese çok daha rahat bu insanların önünü kapatabileceği, Türkiye'nin izin olmadığı kuş uçurtulmayacağı algısı var. O nedenle de yani IŞİD halen bu kadar savaştığına göre yeni insanlara katılım oluyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin göz yumması eskisi kadar olmasa da devam ediyor şeklinde bir algılama mevcut. Peki Nusra'nın durumu nedir? Yani IŞİD'le karşılaştırıldığında. Yani Nusra El-Kaide'nin resmi temsilcisi. Suriye'deki resmi temsilcisi. Ama marjinalize oldu. Yani güçten bayağı düştü. IŞİD karşısında. Yani bütün yapılar zayıfladı. IŞİD, Irak'tan tutun. Yani haritaya bakıldığında çok büyük bir alanı kontrol ediyor şu anda. Nusra biraz güçten düştü. Biraz da yani IŞİD o kadar vahşi eylemlere girişti ki, o kadar insanları ürküten, tarihe arkeolojik yapılara
tahribat. İnsanlara kafa kopar. Yani halka göz alelen kırbaçlama. Artık yani insanlar Nusra'ya da, Nusra bile iyi bunlardan der vaziyette. Yani Nusra birazcık daha mahalli, savaşları daha çok Suriyelilerden oluşan bir yapı. Ama o da işte diğer gruplarla işbirliği yapıp IŞİD karşısında biraz onu etkisini azaltmaya çabasında. Ama dediğim gibi yani IŞİD'de Nusra biraz güçten düşmüş durumda. Biraz aktör şu anda radikal İslam'ın aktörü ya da muhalif diye kendine denilen yapı Irak Şam İslam Devleti konumunda. Peki yani Nusra'ya olan desteği, Türkiye'nin daha önce çok alenen konuşulan, ortada olan desteği o halde çok fazla değil. Yani bu son zamanlarda zaten Türkiye'den de Türkiye kamuoyundan ya da hani uluslararası diplomasi alanında da Türkiye'nin sesini çok da duymuyoruz. Bu da konuşulması gereken bir konu ama yani Türkiye'den muhalif güçlere giden destek ne durumda? Yani evet göz yumuyor dedik, IŞİD'e bir destek, asker, silah sevkiyatı Türkiye üzerinden belki oluyor ama diğer gruplara ilişkin desteği Türkiye'nin ya da bir lojistik anlamda bir alan açma hali ne durumda? Yani kendi görüşüm biraz Türkiye Suriye'deki yaptığı hatalardan dolayı biraz daha temkinli gibi görüyor. Yani Türkiye'nin tavrı biraz bu rejim 6 ayda 1 yıla düşer algılayışıydı ve biraz genelde Sünniler üzerine yani Müslüman kardeşler endeksli bir siyasetti. Daha sonra diğer yapıları da görmeye çalışan, işte Kürtleri de içine ilave eden bir yapıya büründü. Daha sonra İşte YPG dışlandı, PYD dışlandı, PYD de içine katıldı. Yani daha bir geniş açılı bir siyaset yürütmeye çalıştı Türkiye. Şimdi gelinen noktada mesela Nusra'nın birkaç gün önce Türkiye'nin Nusra'yı terörist listesine aldığı haberi vardı. Evet. Bu da yeni. Bu da enteresan yani bir haber. Yani biraz bence yani Türkiye biraz artık daha temkinli gibi. Biraz yani işin uzayacağını da biliyor. Evet, yani çünkü çok daha hızlı bir sonuç bekliyordu galiba Türkiye. Kesinlikle hızlı bir sonuç bekliyordu. Biraz işte o Amerika'nın operasyonunun Obama'nın vazgeçmesi Türkiye'nin biraz orada da moralini bozdu, planlarını bozdu. Kanımca Türkiye'de retorik değişikliği de var. Yani Esad'a karşı tonunu yumuşatmış durumda. Çünkü Esad yani bir yere gidecek gibi görünmüyor. Gelinen noktada ve her geçen gün konumunu güçlendiriyor. Türkiye'de biraz yani önceden Esad gitmeli çok daha sert olan açıklamaları yumuşatmış durumda. Bu biraz da gelinen noktaya ayar, siyaseti gelinen noktayla ayarlama çabası diye görüyorum ben. Ama yani Kürtlerle Türkiye'nin ilişkisine bakıldığında işte geçen aylarda Kobani'de işte Türk askeri birliklerinin YPG kontrolünde Süleyman Şah Türbesi'ne gitme olayı vardı. Evet. Yani bu Kürtlerde istek var. Yani Türkiye ile ilişki kurma, Türkiye ile ilişkilerini düzeltme çabaları var. Yani Türkiye'deki Kürtler arasındaki mevcut umut, Türkiye'nin yani kendileri dost olarak görmesi, sınır kapılarını ticareti açması, oradaki pazarı değerlendirmesi. Ben de bunu yazmıştım Radikal'da yani Türkiye'nin dostu komşu Kürdistanlar diye. Şimdi Irak Kürdistan bölgesi Türkiye'nin tek dostu konumunda bölgedeki. Yani biraz oradaki insanların bakış açısı da ambargonun kaldırılması, halkın rahat nefes alması, ilaç sıkıntısının giderilmesi. Bu da Türkiye'nin tavrında bir değişiklikle mümkün. Böyle bir istek var yani böyle bir... Peki Türkiye'nin tavrında küçük de olsa bir değişiklik var mı? Yani o eski sertlikte en azından açıklamalar gelmiyor. Tabii bu pratiğe nasıl yansıyor bilmiyorum ama siz belki onu da paylaşırsınız bizimle. Yani ben iyimser düşünmek istiyorum. Ben iyimser bakmayı seviyorum. Yani gerçekçiliğin yanında tabii ki gerçekçi insanlarız ama iyimser bakmak istiyorum. Bence biraz Türkiye'nin tavrında bir olumluluk var. Benim görüşüm var. Yani dediğiniz gibi... O sert üsluplar, sert açıklamalar yok. İşte bazı Kürt yetkilileri kantonlardan geliyorlar. İşte Antep'e olsun, Urfa olsun ziyarette bulunuyorlar. İki ay önce bir Cezire kantonundan heyet gelmişti, İstanbul'da görüşmüştü. Kobani kantonundan heyet Urfa, Diyarbakır, Ankara'da bulunmuştu. Yani bu Diyarbakır'da yapılan Demokratik İslam Kongresi'ne heyetler katılmıştı. Yani geliş geçişlerde bir kolaylık var. Göreceli olarak, önceye göre. Kolaylık var. Yani
Türkiye biraz daha yumuşak gibi. Ama istenilen düzeyde mi? Değil. Evet. Yani halkın, Rojava'daki halkın beklentisi bu ilişkinin, yani 9-10 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırı var. Bu 9-10 kilometrenin yani büyük bir olanı YPG kontrolünde. Evet. Ve burada hiçbir çok zaman... Çok ciddi bir şey tabii yani 910 kilometre, evet, inanılmaz büyük bir sınır. Hatta. Ama işte YPG'nin kontrolünde olan yerler, Türkiye hiçbir zarar gelmemiş. Onlar onu söylüyor. Yani biz Türkiye'nin ve Türkiye halklarının da sigortası gibiyiz. Onları koruyoruz. Neden yani bize de şey yapsın? Biraz yani ben öyle bir yumuşama görüyorum. Umarım bu yumuşama pratiken daha da yansır. Somut adımlarla yansır. Çünkü yani her iki tarafın da çıkarına olduğu kanaatindeyim ben. Ama somut olarak yansıyor mu henüz paradigma değişikliği? Somut olarak fazla yani önemli şeyler var belki, evet, ama sembolik olarak. Ama gerçekten yapılacak şeyler var. Örneğin yani Kobani ile bir sınır kapısının ticarete dönüştürme olayı var. Afrin'de, Afrin bölgesi, Kürt Dağı dediğimiz bölge, Rojava'nın en zengin bölgelerinden bir tanesi. Hı hı. Yani halkta alım gücü var ama alacak malı yok. Şimdi Antep'te sanayi bölgesi bildiğiniz gibi. Oradaki insanların söylediği şu, yani böyle sınır kapısı açılsın, geliş gidişler resmi olsun. Bir ticaret imkanı. Evet, ticaret imkanı olsun. İnsanların parası var, almak istiyor, alamıyor. Sizin de burada malınızı satmak istiyorsunuz. Yani hastaneleriniz var, açılsın. Siz de faydalanmış olursunuz, biz de. Yani böyle talepler var. Bazı yani resmi yetkililerin olumlu şekilde işaret verdikleri de söyleniyor. Hı hı. Yani sınır kapısına yani resmi makamlardan da bir takım olumlu cevap verildi şeklinde. Yani beklenti peki, biraz çok. Yani dediniz ya siz Suriye'de Türkiye çok daha hızlı bir sonuç bekliyordu. Obama'nın da hani müdahaleden yana olmayışı Türkiye'nin tutumunun değişmesinde etkili oldu. Peki yani Rojava'ya ilişkin tutumunda hani siz onu yorumladınız nasıl bir noktada olduğunu. Küçük de olsa bir değişiklik ve bu değişiklikle birlikte siz de böyle ifade ediyorsunuz. Hani bir umut vaat edebilecek bir noktaya gelmiş. Hani daha da iyileşmesi konusunda en azından bir umut yaratabiliyor, evet, mevcut durum. Bütün olumsuzluklarına rağmen tabii onu da ortaya koyalım. Peki burada yani Türkiye'nin bu tutumunda Rojava'da gelinen noktanın etkisi nedir? Sonuçta yani bir mücadele kendini gerçekleştirmiş bir hal aldı. Bir süredir de bu devam ediyor. Belki Rojava'ya ilişkinde Türkiye'nin beklentisi bu yönde değildi. Bu noktaya geleceğini düşünmüyordu. Ama şimdi kendini dayatan da bir gerçeklik var. Evet. Bunun payı nedir? Bence bunun payı çok fazla. Yani Suriye'de olaylar Türkiye'nin istediği ya da öngördüğü gibi gelişmedi. Bunun bir boyutu da Kürtlerin şu andaki durumu. Yani Kürtler işte yaklaşık Temmuz'da 2 yıl olacak. Kendi bölgelerini kontrol ediyorlar. Hı hı. Ve çok ilerleme kaydettiler Kürtler. Yani hem kendi iç toplumları açısından, kendi iç dünyaları açısından, hem de uluslararası alanda bayağı yol kat ettiler. Şimdi Türkiye bunu bence görüyor. Hı hı. Türkiye Kürtlerin yani bu kazanımlarından vazgeçmeyeceğini, geri gitmeyeceğini gördüğü için biraz ona göre siyaset geliştiriyor kanısındayım. Zaten dedim ya demin, önce Kürtsüz bir siyaset izledi Suriye'de. Hı. Sadece Sünnilere dayanan, diğer azınlıkları yok sayan. Daha sonra tamam Kürtleri de kattı ama daha çok NKS dediğimiz Suriye Kürt Ulusal Konseyi bazında. Daha sonra da PYD ile görüştü. 2 defa Salih Müslüm ile görüştü burada. Yani bu biraz adapte etme. Yani var olan gerçekliğe uyarlama olarak algılıyorum ben. Yani gelinen noktada Türkiye görüyor. Kanton gerçeklikleri var. 3 kanton oluşturulmuş. Bu 3 kantonun aslında bir de çatı yapısı vardı. Bunlar coğrafi olarak şu anda 3 yapı birleşik olmadığı için her 3 kantonun kendi yerelinde çalışma yapması kararlaştırılmıştı. Onu görüyor. Yani Kürtlerin de artık bunu kabul etmeyeceğini, Suriye'de Kürtlerin artık statüsüz yaşayamayacağını herkes görüyor. Hem Türkiye görüyor hem de uluslararası alanda herkes bunu kabul ediyor. Zaten Robert Ford da, yani Amerika'nın büyükelçisiydi yakın zamana kadar bildiğiniz gibi. Evet. Onun da açıklaması vardı. Suriye, yani biz PYD'nin ilan ettiği kantonlara karşı değiliz. Ama keşke tek tarafı yapmasaydı, diğer Suriye'deki bütün halkla, bütün gruplarla konuşsaydı. Ama bana göre de Suriye için en iyi model kanton şeklinde ona benzer bir ifade kullandı. Yani evet. Suriye artık merkezi bir yapı olamayacak. Ama yani kantonlara ilişkin yani tek taraflı yapmasaydı eleştirisi ne kadar haklı bir eleştiri. Bir yandan yani o kanton yapıları içinde orada yaşayan
halkların da dahil edildiğini biliyoruz. Evet. Fort'un demek istediği biraz şu. Yani Suriye Ulusal Konseyi ile görüşselerdi. Hadi yer anladım. Evet, o onu demek istiyor. Ama zaten Suriye Ulusal Konseyi'nin de Kürtlere bakış açısı ortada. Yani rejimden pek de geri kalır bir yanı yok. Kürtlerin hakları konusunda çok çok geri bir tutumda. Yani halen bu kantonun oluşması zaten Suriye'nin bölünmesi olarak. Yani Esad rejimi bu kadar sert tepki vermedi resmi otorite olmasına rağmen. Suriye Ulusal Konseyi işte Suriye bölünüyor, bölücü bir adımdır diye ifadelerde bulundu. Yani Ford'un bahsettiği biraz o. Diğer yapılarla görüşselerdi, böyle yapmasalardı. Ama dediğiniz gibi yani onun zemini yok. Cenevre'de de görüldü. Yani Suriye'deki Suriye'nin uluslararası güçlerin temsilcisi olarak gördüğü Suriye muhalefetinin zaten Kürtler konusunda resmi bir şeffaf, berrak bir politikası yok. Olan açıklamalar ise çok daha yani geri bir konumda. O yüzden Ford'un açıklaması biraz şey bence. Yani bence gerçeklikten uzak. Sonuçta Kürtlerin ilan ettiği bölge, kendi yüzyıllardır yaşadıkları bölge ve dedisinde dediğiniz gibi yani diğer halkların da içinde yer aldığı, çok rahat temsil edildikleri bir yapı. Zaten bunu yani yabancı gazeteciler de söylüyor. Batılı bölgeye ziyaret eden herkes de söylüyor bunu. Diğer yapıların da etnik ve dinsel azınlıkların da kendilerini rahatça ifade edebildiklerini bunu herkes söylüyor. O bağlamda biraz haksız bir eleştiri Ford'un dediği gibi. Ama tekrar sizin sorunuza dönecek olursak işte bu bahsettiğimiz konum. Ayrıca da çok en önemli unsur olarak da YPG'nin bu cihatçılar karşısındaki başarısı. Kürtlerin konumunu bayağı arttırdı. Yani Washington'da da bu sık sık dile getiriliyor. O diğer Avrupa başkentlerinde de bu dile getiriliyor. Yakından da izleniyor. Yani YPG'nin başka bir siyasi partinin sanırım yanılmıyorsam sol partinin sekreteriydi. Yani Amerika'nın öldürdüğünden çok YPG bu El-Kaide üyesi öldürdü diye açıklaması vardı. Onlar her ne kadar somut olarak açıklamasalar da çok yakından izliyorlar. Çünkü peki bunun yani hani resmi bir açıklama yapılmadı ama izliyorlar diyorsunuz. Yani uluslararası desteğin de Rojava'ya çok fazla olmadığını görüyoruz. Evet. Yani bunu Salih Müslüm de defalarca dile getirmişti, söylemişti. Peki yani hani YPG'nin El-Kaide ve benzeri gruplarla olan mücadelesinde bu kazandığı üstünlük böyle bir daha hani resmi bir zemine kavuşturabilir mi? Bu bakışı en azından hani izlemeyi değil artık bir teması getirebilir pozisyona ulaşmış durumda mı? Kanımca temas var belli ölçülerde. Yani temaslar da var. Yani daha resmi düzeyde. Evet, daha resmi, doğru. Bu tabii ki yapılabilir. Yani bunun biraz Kürtlerin bu konumu kullanmalarına bağlı. Yani Kürtlerin diplomatik kanalları daha etkin şekilde kullanıp medyayı daha etkin, sosyal medyayı özellikle daha etkin kullanmaları durumunda bence bunun tabii ki yani zemini var. Dediğim gibi yani El-Kaide denildiğinde bir kabus gibi insanların ürküldüğü Batı'da, özellikle Amerika'da ürküldüğü bir kavram. Ve Kürtler de yani eğer YPG olmasaydı yani bırakın Rakka'yı, bütün Suriye'nin genelinde bir yani bu El-Kaide ve El-Kaide ilintili grupların etkinliği olacaktı. Yani YPG'nin o laik yapısı, YPG'nin disiplinin yapısı büyük bir duvar olmuş durumda. Yani dediğiniz gibi bunun daha resmi, daha açık boyutta olması çok mümkün. Bunun biraz bölgesel dengelerle bağlantılı. Örneğin Türkiye'nin konumuyla bağlantılı. Washington'da bir yakın zamana kadar isteksizlik vardı. İşte ben de bundan 2 hafta önce bir panele katıldım. Orta Doğu Enstitüsü'nde Türkiye bölümünün düzenlediği. Bu konu gündeme geldi. Yani oradaki insanlar soruyorlardı. Neden yani Amerikalıların sorusu bu. Amerika neden işte YPG'li daha açık desteklemiyor, neden Kürtleri falan diye. Orada yani şu çıkıyor, biraz Türkiye'nin hassasiyetine vurgu var. Yani işte Türkiye ne der gibilerinden. Tabii bu da artık sorgulanıyor Washington'da. Yani sonuçta Amerika'nın kendi politikası da biraz yani kendi çıkarları doğrultusunda olan bir durum. Yani oradaki araştırmacılar, oradaki think tank yöneticileri de bunu söylediler. Yani bizim Kürtlerle, özellikle YPG ile yakın ilişki içinde olmamız lazım. Biraz da Körfez ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, o gibi ülkelerin de yani etkisi var. Büyük güçlerin biraz Kürtlerle, özellikle de YPG ile daha açık
ilişki kurma için bunlar nedenler olabilir. Ama dediğim, bir engel mi Suudi Arabistan ve Katar? Evet, bu örneğin Suudi Arabistan ve Katar'ın desteklediği güçler farklı YPG'nin evet. savaştığı güçler. Evet. Ya da mesela örneğin Türkiye'nin yakın buldu kendisine. Bu güç YPG değil, daha başka güçler. Hı hı. Hal böyle olunca yani çok denklemli bir şey oluyor. Evet. O yüzden örneğin ben istiyorsam bile ilişki kurmayı o ne der diye ya gizliden kurmaya çalışıyorum ya da kurmamış gibi yapıyorum. Yani biraz olay o. Çünkü Suriye'de dediğim gibi Suriye sadece Suriye İç Savaşı değil. Suriye müthiş bir yani uluslararası güçlerin satranç alanı. Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın, özellikle İran'ın, yani Türkiye'nin, Körfez ülkelerinin bir sürü gücün buluştuğu bir alan. Öyle olunca yani birçok güç de siyasetini istediği gibi uygulayamıyor. Birçok gözetmek zorunda olduğu denge var. Evet. Yani bu YPG'nin özelde Rojava Kürtlerinin genelde biraz bu sıkıntıyla uğraşıyorlar. Biraz da Irak-Kürdistan bölgesiyle gerginlik de buna etken. Çünkü malumunuz ben de bunu yazmıştım. Geçen hafta El Cezire'de dile getirmiştim. Yani Kürtlerin en diplomatik açıdan en güçlü yapısı Kürtistan Demokrat Partisi. Sayın Barzani'nin liderliğini yaptığı KDP. Biraz ilişkilerin de gergin oluşu. Bu da bir etken. Yani Rojava Kürtlerinin diplomatik alanda açılamama, diplomatik alanda biraz izole olması bununla da bağlantılı. Peki eğer Kürtler... neden böyle bir... engel söz konusu KDP'den Rojava Kürtlerine dönük. Yani diplomatik alanda bir hani kendini duyuramamasına sebep olarak KDP'nin diplomatik üstünlüğünü siz ortaya koydunuz. Bu neden bir engel oluşturuyor? Bir destek yani sonuçta Kürt halkı söz konusu olduğunda bir desteğe dönüşmüyor da bu KDP'nin diplomatik gücü bir engele dönüşüyor. Bunu Kürtler arası çatışmalar, Kürtler arası problemler, Kürtler arası iktidar savaşı, Kürtler arası çelişkiler olarak birçok isimle değerlendirebiliriz. Yani PYD var olan boşluğu çok iyi doldurdu. PYD kendini çok hızlı şekilde örgütlendirdi her alanda. Ama KDP'nin yakın bulduğu partiler biraz o fırsatı kaçırdılar. Öyle olunca KDP biraz siyaset dışında kaldı. Yani Erbil'in kendisini gösterebileceği bir alan Cenevre konferansı vardı, Cenevre görüşmeleri. O da başarısız olunca yani işte o politikanın kendisini ifade edeceği alan yok. Şu anda mesela bütün her şey PYD etrafında dönüyor. Ama zaten çok güçlü bir yapı olarak orada bulunmuyordu yani Suriye'de de daha öncesinde de yanılmıyorsam. Ama şöyle bakmak lazım yani KDP kendisini Kürtlerin abi partisi olarak görüyor. Sayın Barzani'nin öyle bir konumu var. Kürtlerin yani abisiymişti. Evet. Kürtler arasındaki tek resmi yapının başkanıyım. Uzun yıllardan beri savaşıyorum. Yani Barzani ailesinde böyle bir sembolik anlamı var Kürtler için. Sonuçta daha Mustafa Barzani'den, daha onun da dedelerinden gelen bir şey var. Böyle bir özel manevi konumu var. Sayın Barzani'nin de öyle bir düşüncesi olabilir. Yani eğer Suriye'de bir şey olacaksa neden bana danışılmıyor, neden görüşüm sunulmuyor? Hevler anlaşması vardı. İki tarafında bir araya getirmeye çalışıldı. O yani her iki tarafta birbirini suçluyor ama bunun aslında birçok nedenleri var. O da başarıya ulaşmadı. Ama başarıya ulaşmamasına rağmen PYD devam etti çalışmalarına. PYD yani var olan gücünü daha da arttırdı. Kanton ilanı bunun en üst noktası oldu. YPG'nin dediğim gibi YPG de kendi açısından askeri alanda bunu ispatladı. Öyle olunca yani KDP şu anda resimde yok. Yani yok. İşte son bir mesela bir gayret işte Sayın Barzani'ye yakın partilerin Kürtistan Demokrat Partisi Tres Suriye adı altında yeniden örgütlenmesi oldu. Yani bu şekilde bir çaba var tekrar. Ama yani bu biraz şey yani o Rojava resminde, o Rojava portresinde yer alma. Öyle yer almayınca da biraz yani madem öyle, madem bana yakın insanlara siz yani yer almadı, aktör değiller. Ben de size diplomatik alanda açmam şeyi olarak görülebilir yani. Biraz böyle bakıyorum ben. Tabii de bir yandan ama hani gölge etme başka ihsan eylemem diyen meşhur söz var. Tamam hani belki destek olunmuyor ama bir de hani hendek meselesi, bir sınır meselesi, sınır kapama, bir ambargoda söz konusu. Bu da çok ciddi bir rahatsızlık. Ya hendek konusu yani kanımca yani
Kürt toplumunun yüreğine, beynine bir yara olarak kaldı. Yani ben Behdinan bölgesinden, yani Irak Kürdistan'dan olan ve güneyden olan birçok insanı biliyorum. Yani tanık oldum, onlar da çok rahatsız. Yani birçok insan bu hendek konusunda ikna olmadı. Hendek konusunda ortaya sunulan, Erbil'den sunulan açıklamaları pek geçerli, inandırıcı bulmadı. O yüzden var olan sınırlara, sınırların meşrulaştırılması, daha da derinleştirilmesi olarak bakıldığından bence o gerçekten yanlış bir politikaydı. Ve bunu birçok kişi söylüyor. Tabii o politikanın da var olan ambargoyu zorlaştırdığı da biliniyor. İşte dediğim gibi biraz şey, yani KDP'nin resmi açıklaması buradan işte kaçak geçişler oluyor. Ben kendimi korumak için yapıyorum. Ama bu siyaset kanunca biraz değişecektir. Yeni hükümetin kurulmasıyla beraber bu siyasette de bir takım değişiklikler olacaktır. Çünkü yani Güney Kürdistan'daki yeni hükümetin evet, kurulması. Evet, çünkü Goran bu hendeklere karşı olduğunu açıkça söyledi birçok defa. Goran'ın Rojava politikası çok daha farklı KDP'den. Yine YNK son seçimlerde büyük bir başarı elde etti. Son seçimlerin en büyük galibi YNK. Öldü denilen YNK. Biraz yani müthiş bir başarı elde etti. Evet. Kerkük gibi bir yerde o kadar milletvekili çıkardı. Duhok'ta bir tane milletvekili çıkarmış. Erbil'de. Yani YNK zaten en yakın parti. Rojava'yı en aktif destekleyen parti. PYD'ye en yakın parti olarak görünüyor. Bunda da biraz YNK'nin Rojava tutumunun etkili olduğu da bizzat oradaki kaynaklar söylüyor. Yani halkın YNK'nin Rojava'ya olan politikasını Duhok'ta bir tane çıkarması da böyle ilginç. Ha, yani bu bir desteklemesi. Evet, desteğin arkasında Rojava politikaları yatıyor. Evet. PYD'ye yakın durması yatıyor. Evet, evet. Onun da bir yansıması. Hı-hı. Yani bir Celal Talaban'ın faktörü var. Onun seçimlerden önce ortaya çıkması. Ama siyaset anlamında yani Rojava politikasının etkili olduğu. Çünkü Güney tabanında da Rojava'ya büyük bir sempati var. Yani belki KDP en büyük güç olması açısından yeni hükümet kurulmasından dolayı da fiilen yani bütün hükümeti KDP yönetiyordu yani. Çünkü YNK küçük oktardı. YNK zaten kendi problemlerle boğuşuyordu. Üçe bölünmüş durumdaydı. O yüzden yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte yani bir takım değişiklikler olması da çok muhtemel. Çünkü YNK dediğim gibi Rojava politikası çok farklı KDP'den. Evet. Goran öyle. İslami partiler de öyle. İslami partiler de oldukça sempatik bakıyor yani. Bugün bile şu saatlerde Süleymaniye'de IŞİD'in yaptığı, Selekani'de yaptığı katliamı protesto için büyük bir gösteri düzenleniyor. Evet, şu durumda. Evet. Yani yardımlar ulaşabiliyor mu Rojava'ya? Hem diğer parçadaki Kürdistan yani diğer Kürdistan parçalarından ya da uluslararası bir takım yardımlar, bu ambargolara, sınır kapamalara rağmen. Yardımlar mesela Türkiye'den BDP'li belediyelerinin gönderdiği yardımlar arasında ulaşıyor. Biliyoruz ki uzunca bir zaman sınırda bekletildi birçok kamyon. Evet, bekletildi. Özellikle işte Dırbesiye'den yani Kızıltepe'den yeşil su kapısından geçiyor ama uzun beklesi bile insanlar ona bile yani müsamahalı. Uzun beklemesini bile kabul ediyor. Yeter ki gelsin diye. Onu bile takdir ediliyor. Yani Türkiye'nin ona izin verişi. Kobani'den yardım geçişlerinin olduğu yani var. Yani onun da biraz zaten dediğim ya sembolik biraz bunlar yani sembolik açıdan yardımların geç de olsa izin verildiği. Semalka sınır kapısından halen yok. O köprü vardı daha önceden orada. Köprünün kaldırılmış yani yok. Geçişler yok. Ama Tılkoçer kapısından bir takım yardımlar geliyordu. Bu Yarubya dediğimiz Suriye ve Irak arasındaki resmi kapı. O kapıda da son zamanlarda bir takım sorunlar olduğu biliniyor. İşte Maliki tarafından biraz YPG'ye başka şey dayatıldı. Suriye'nin bayrağını asmalısınız. İşte Suriye makamları gelsin şeklinde. Böyle bir şey var. Yani yardım gelip geçici çok zor. Zor. O yüzden yani ihtiyaç duyulan kadar yardımın geçildiği pek söylenemez. Peki şimdi son 5 dakikamız. Biraz da kantonların durumunu konuşalım. Yani oradaki bu yeni yönetim biçimi siz de söylediniz. Temmuz ayında 2. yılını dolduracak. Birçok şey hani yönetime dair birçok şey inşa edildi vesaire. O yapılanmada epey yol alındı. Ayrı ayrı kantonları biraz hızlıca değerlendirsek. Yani Kobani 3-4 haftadan beri bu IŞİD saldırılarıyla boğuşmakta. Zaten oradaki halkın yani YPG ile beraber oradaki halkın da büyük bir direnişi oldu. Kadın, çoluk, çocuk demeden. Çünkü Kobani çıbanbaşı gibi duruyor IŞİD'in etki alanında. Orada çok yüklendiler oraya yani.
O açıdan biraz orada da büyük kayıplar da oldu her iki taraftan da. Ama şu sıra durum daha iyi. Ama dediğim gibi ambargo sürüyor. Hı hı. Biraz YPG'nin Ehl-i Şam, Halep'te Ehl-i Şam'la yaptığı ateşkesten dolayı biraz ambargonun hafiflettirdiği, yaşamın birazcık daha... Ya bu taktiksel bir anlaşma. Stratejik bir anlaşma. Evet, taktiksel değil. Bir anlaşma. Tamamen ambargonun gevşetilmesiyle ilgili de bunun da olumlu yankılarının olduğu işte Kobani'de ve Afrin'de. Bu ikisi de biliyorsunuz Halep'in evet. parçası. Bu iki kantonda yaşam daha iyi. Yani Afrin biraz doğal kaynaklara zengin bir bölge. Kendi kendine yeten bilen bir bölge. Yani nüfusun ikiye katlanmasına rağmen Halep'ten, Hama'dan birçok insan mülteci gelmesine rağmen yine de yani devam ediyor. Dediğim gibi onların isteği, yani askeri açıdan rahatlar. Stabil durum, istikrarlı durum. Ama birçok Halep'ten iş yerleri olan birçok insan artık Afrin'de dükkan açmaya başlamışlar. Kendi üretim Afrin'e kaymaya başlamış. Ama dediğim gibi talep var Türkiye'den sınır açılmasına doğrultusunda. Öyle bir şey var. Cizre bölgesinde ise orası işte sınırlar Türkiye'ye sınır olduğu için Mardin, Dırbesiye oradan biraz sınırlı da olsa geliyor yardım. Onların bir de Türk Koçer de orada kapı. Onlar birazcık daha avantajlı şey açısından, ambargonun etkisinin daha az görülmesi açısından. İşte birkaç ay sonra seçimler yapılacak. Evet. Kürtlerin kendi kanton seçimleri yapılacak. Onun hazırlıkları var. Zaten Suriye Devlet Başkanı seçimleri Kürt bölgeleri yapamadı, protesto edildi. Biraz yakın, bundan sonra yavaş yavaş seçimlerin yapılması havasına girilir. Hı hı. Yani genel olarak söyleyebilirim durum iyi. O kadar da değil ama sınırda dün mesela Afrin'de köylüler yani kaçak geçmeye çalışan bir gencin öldürüldüğü haberi var Afrin'de. Hı hı. Daha önce de yine Kızıltepe, Cizre taraflarında hı. orada da olmuştu. İki yurttaş hayatını kaybetmişti. Yani bu tür sınırda biraz son dönemlerde askerin bir sertliği var. Geri geçişlerde bunlar biraz kaygı yaratıcı. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Tabii o da ilginç yani söylem düzeyinde o sert dilden bir nebze uzaklaşılmış evet. gibi gözükse de evet. Bakıyoruz. O ciddi bir durum yani sınır geçişlerindeki asker müdahalesi yani şu söyleniyor tabii Suriye yani Türkiye sınırı içerisinde Rojava'dan Türkiye'ye geçişlerin daha sert bir şekilde müdahale edildiği ölümle sonuçlanan durumlar var. Ama Türkiye'den Rojava'ya doğru biraz daha gevşek evet. davranıyorlar. Bu da sanıyorum yani nüfus o mülteci hareketliliği ile alakalı bir tutumu sergiliyor herhalde. Doğru katılıyorum. Yani dönüşte gitsinler kendi yurtlarına diye kendi yerlerine yurtlarına. Ama gelişte bir sertlik var. Ama öte yandan ben Antep'liydim. Antep'ten geldim. Yani orada 250-300 bin Suriyeli mülteci var. Antep Suriyeli nüfusunun en çok olduğu bölge. Hı hı. Yani insanlar rahatlıkla dolaşabiliyor. İş yeri açmışlar kendilerine. Kafeler, lokantalar. Yani biraz sanki Kürt bölgelerinde birazcık daha sertlik yanlısı şey var. Hı hı. Bir pratik var. Yani bu hükümetten dolayı mı? Anladım. Yerel askeri kaynakların inisiyatifi bilemiyorum ama yani Kürt bölgeleri dışındaki sınır hatlarında bu daha gevşek. Evet. Geçişler. Çünkü bu tür ölüm vakaları yani işte Afrin kantonu yani Kobani'de ölüm hatırlamıyorum ama yaralanma falan olmuştu orada. Mesela Cezire'de de ölümler oldu. Yani Kürtlerin kontrolünde olan, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde bu tür ölüm vakaları oluyor. Bu da insanlar aklına yani acaba Kürt olduğumuzdan dolayı bu kadar sertçe müdahalede bulunuyoruz sorusunun aklına geliyor. Bu da tabii sizin dediğiniz gibi bizim bahsettiğimiz olumlu olarak görmeye çalıştığımız söyleme biraz tabii ters yani. Evet, peki. Çok teşekkürler Mercek Altın'a katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Bugün de noktalıyoruz. Mercek Altın'ın Mutlu Çeviroğlu'ydu konuğumuz, gazeteci, yorumcu. Rojava'yı, Suriye'yi konuştuk onunla. Yarın saat 16'da tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mercek Altın'da hoşçakalın.